Sizi bugün Ünye'deki yeni bir kütüphane çalışması için bilgilendirme amacıyla buraya çağırdık. Ünye Çağ Kütüphanesi Müdürlüğü bu zamana kadar bulunduğumuz binada hizmet veriyoruz. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kütüphane ve Eğitim Genel Müdürlüğümüz 2010 yılından sonra yeni bir konsept, yeni bir duruş ve yeni bir anlayışla kütüphane sistemlerinde, kütüphane alanlarında bir güncellemeye gitti. Bunların içerisinde AVM kütüphaneleri ön plana çıkıyor. Havaalanı kütüphanelerimiz var yine bunların yanında. Gar kütüphanelerimiz var. Otobüs şeklinde kütüphanelerimiz var. Tren şeklinde kütüphanelerimiz var. Uçak şeklinde kütüphanelerimiz var. Niye? Amaç nedir? Burada okuyucuyu kütüphaneye çekmek, buradaki cazip alanı oluşturmak ve okuyucu sayısını ve okuma etkinliğini bir yaşam biçimi haline getirmek için bu gayretini gösteriyoruz. Bu amaçla Ünye'de de bir AVM kütüphanesi gerçekleştiriyoruz. Ünüport AVM'nin üzerinde, çatı katında denize nazır, denize bakan güzel bir ortamda çok güzel bir kütüphane hizmeti sunuyoruz. Ünye'deki AVM kütüphanesi, diğer AVM kütüphanesi daha farklı. Niye? Çünkü onların AVM'nin iç kısmında ve daha küçük alanlara sahip. Ama biz Ünye Belediye Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Hüseyin Tavlı Bey'in direktifleriyle buradaki alan tamamen Çağ Kütüphanesi'ne devredilmiş. Ve burada da onun sayesinde biz Türkiye'nin en geniş bir AVM kütüphanesine sahibiz. Bu alan 280 metrekare, yaklaşık 280 metrekare genişliğinde güzel ve gösterişli bir halk kütüphanesi olacak. Ve üstelik de burada hem ders çalışarak hem kültür etkinlikleri yaparak hep beraber bu alanı değerlendireceğiz. Ders çalışmak için çok güzel bir ortam. Bizim halk kütüphanesi buradaki alanımızda bir takım sıkıntılarımız var. Bunların içerisinde arkadaşların bazıları yiyecekle gelmek istiyorlardı. Bazıları içecekle gelmek istiyorlardı. Biz buna izin vermiyoruz. Neden? Çünkü buradaki alanımız bunlara müsait değil. Ama AVM kütüphanesinde alt katta istedikleri şekilde yiyebilecek, bir içebilecek ve bütün ihtiyacını karşılayabilecek bir alana sahipler ve geniş bir alana sahipler. Ve AVM kütüphanemiz inşallah biz elimizden geldiği müddetçe şu anda ihale sürecindeyiz. Yani binanın inşaat kısmı bitti ve şu anda resimleri görüyorsunuz. Şu anda inşaat bundan daha farklı hale getirdik, değiştirdik bazı alanları. Yenilemeler yaptık yine burada, daha okuyucunun daha rahat kullanımı amacıyla. Şimdi bu kütüphanenin demirbaş malzeme ve mefruşat malzemeleri, drone mobilyaları ile beraber ne yaptık? Şu anda bunun dizaynı üzerine çalıştık ve çok güzel bir kütüphane olduğunu inanıyoruz. Çünkü istiyoruz ki sadece bir bina olmaktan, raflar arasında bir gezinti olmaktan çıksın. Aynı zamanda gözü, görselliği de okşasın istiyoruz. Bu yüzden çok farklı bir mobilya sistemi bu alanda uyguladık. Ve inanıyorum ki uyguladığımız alanla beraber Türkiye'deki pek çok kütüphane çok daha güzel olacağını inanıyoruz. Çünkü biz bir kütüphaneci olarak Türkiye'de yapılan diğer kütüphanelerdeki o değişimi izliyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz neler yapılmış, neler edilmiş diye. Ama inanıyoruz ki bu kütüphanede iddialı olduğumuzu ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok güzel bir kütüphane olacağına inanıyoruz. Sadece bir tek sıkıntımız var burada. Sizin sayenizde daha fazla insanlara, daha fazla halkımıza bunu ulaştırabilmek. Çünkü biz bir şey üretmiyoruz. Bir malzeme üretmiyoruz, bir ürün üretmiyoruz. Biz diyoruz ki arkadaşlar bir halk kütüphanemiz var, bu kütüphane şöyle şöyle hizmetleri var. Gelin bize ulaşın, biz gelin bu hizmetle yararlanın diye söylemek zorundayız, ulaştırmak zorundayız. Bunu da sizin sayenizde yapmak zorundayız. Çünkü bizim sesimiz siz olacaksınız. Neden? Çünkü biz ne kadar çok kişiye ulaşırsak, ne kadar çok insana ulaşırsak, insanlar okudukça değişeceklerdir, gelişeceklerdir, kültürleneceklerdir, davranışları, yaşam biçimleri, kazançları, duyguları, düşünceleri ona göre bir değişim olacaktır. Biz bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstermek istiyoruz ve şu anda da gösteriyoruz. Şimdi bu AVM kütüphanemiz inşallah ilk başlangıçta biz bütün şu anda kitaplarımızla geldi. Hatta belki gördüğünüzü bilmiyorum, koliler halinde şu anda bugün geldi, şanslısınız. Bu tam tesadüf üzerine bugün geldi. Ortalık şu anda koli koli kitaplarla dolu. İlk başlangıcı 6500 kitapla bu kütüphaneyi açacağız. Onun teknik işlerini yürütüyoruz, hızlı şekilde çalışıyoruz. Diğer taraftan bu kütüphanede aynı burada ne kadar hizmet alıyorsak ne varsa aynı hizmeti orada da alacağız. Sadece orada bir tek kısmımız olmayacak. Okul öncesi bölümümüz olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü bizim Han'da orada bir bebek ve çocuk kütüphanesi hizmeti açacağız. O yüzden tekrar burada bunu istemedik oluşmasını diye. Burada daha çok 14-15 yaş ve üstüne hizmet alacakları bir kütüphane olacak. Çünkü bakanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda zaten şu anda fiyatlar revize edilmiş ve revize fiyatları bakanlığa sunulmuş. Kültür
merkeziyet projesi nihayet çıkılacak ve bir yıl içerisinde bitireceğini söylüyorlar. Bittiği takdirde zaten biz bu alanı olduğu gibi oraya taşıyacağız ve orada sıfır bir alana, sıfır bir binaya taşınacağız. Orada da bunun gibi 5-600 metrekare bir alan değil, yaklaşık bize 2000-2500 metrekare bir alan bizim olacak ve orada çok daha güzel, çok daha detaylı, çok daha geniş bir hizmet yaparsınız. Halkımıza kütüphane hizmeti, kütüphane hizmeti sunacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedik ve sorularınız varsa da bu üzerine cevap verdim. Evet. AVM kütüphanemizi tahminen olarak ne zaman açacağız hocam? Şimdi bize kalsa biz yılbaşına kadar bu AVM kütüphanesini açacağız. Ama şu anda ihale değil. İhalemiz ayın 11'inde saat 10'da inşallah zarfları açacağız. Ve bunun ihalenin bir takım süreçleri var. İki, eğer bu ihalede itiraz konusu olmazsa, itiraz söz konusu olmazsa ve günü birlik şey yaparsa biz bunu yıl sonunda açmayı düşünüyoruz. Ama bakanlığımız ne düşünüyor onu bilmiyoruz. Ama en kısa sürede açmayı düşünüyoruz. Çünkü şunun için söylüyorum bunu. Dünyada bir kütüphaneye ihtiyaç var. Nasıl bir kütüphaneye ihtiyaç var? Gençler, üniversite çalışanları var, efendim kafese çalışanları var, hafta sonları gelip çalışanlar var. Onlara bu kütüphane yetmiyor. Ve bazen de itirazlar geliyor. Çünkü bu konuda CİMER'e de bir takım şikayetleri var. Zamanı kütüphanenin mesai saatinin biraz daha farklı olması istekleri var. Şimdi orası açıldığı zaman da bu farklı farklı düşüncelere, farklı farklı isteklere ne yapacağız? Cevap vermiş olacağız. Çünkü bu için de özel gayret gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oradaki kütüphanenin içerisinde daha farklı bir şey var mı? Burada olmayan? Burada olmayan şu var. Buranın biliyorsunuz kütüphane binası olmadığı için buranın ergonomisini, oturma sistemini, oturma düzenini mecburen biz buradaki binaya göre hazırlıyoruz. Şimdi ama orada göre değil. Orada her şeyini biz yaptığımız için oradaki trafik akışı, duruşu, hepsi kütüphanenin içine özel. Ama biz burada binaya uyduğumuz için biz sadece burada bağlanan binanın alanlarını ona göre en iyi şekilde donatmak zorundayız ama o böyle bir sıkıntımız yok. Kütüphanenin açılış ve kapanış saati, AVM'nin açılış ve kapanış saatini görüyoruz. Aynen öyle olacak. Büyük ihtimalle biz 10 saat 10 gibi açıp akşam 6-7'ye doğru süreci uzatacağız. O şekilde 5'te burası kapanıyor biliyorsunuz ama orada 7'ye kadar 8'e kadar belki çalışmaya imkanı olacak. Ama bu mesai saatlerini oraya geçtiğimiz zaman da o günkü duruma göre netleştireceğiz. Ama biliyorum ki, evet, şimdi bu kültür merkezimiz, inşallah bu kültür merkezinin bünyonun birisi bize ait, tamamen kütüphane, diğer kültür merkezi. Ve bu bünyonun içerisinde iki kat kütüphane hizmeti var, bir alt katında 200 kişilik, 250 kişilik salon var. Biz size böyle sinema salonu kullanabilirim, isterseniz gösteri salonu olarak kullanabilirim, çok amaçlı kullanalım. Her şeyi kullanabilirim, bize ait bir salonumuz olacak. Öbür tarafta kültür merkezi kocaman, büyük. 500-600 kişilik bir salon var, onun altında yine bir salon daha var. Ünye'de kütüphaneci olarak ileride eğer çocuk bebek kütüphanesi, kültür merkezindeki kütüphane ve bu kütüphane açarsak bizim için çok farklı, çok güzel bir gelecekte şey olacak. Niye? Çünkü biz bu alanda pek çok kültürel hizmetler yapmamız gerekirken maalesef onları bu alan yetersizliği dolayı yapamıyoruz. Çünkü buraya gelen zaten çalışmak için gelenlere bu alan yetmiyor zaten. Şimdi de burada kültürel etkinlik yaptığımız zaman hafta sonu düşünün. O zaman burada onları dışarı çıkarmak zorundayız. Biz de onu yapmak istemiyoruz. Çünkü diyoruz ki vatandaş gelmiş, ders çalışacak. İnşallah dişimizi biraz sıkalım. Kültür merkezi inşaatı faaliyete geçtiği takdirde çok çok fazla daha kültürel etkinlik yaparız. Çünkü ünlünün kültürel etkinliği olduğunu, ihtiyacını hissediyoruz. Çünkü gördüklerimiz, duyduklarımız, içtiklerimiz hep derme çatları ve farklı farklı alanlarda ve kısa günlük, günlük kültürel etkinlikler yapılıyor. Biz istiyoruz ki halka daha geniş, daha katılımlı, daha yoğun bir katılımlı tempoda kültürel etkinlikler olsun istiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz 3 yıllık bir, en az 2,5 yıllık bir pandemi sürecinden geçtik. Pandemi süreci öncesinde bu kütüphanede yıllık 40 bin kitap okunurken, 70 bin okuyuculuk kütüphan yararlanırken, pandemi süreciyle bilgisayar ortamına ve elektronik ortamına dalmışlığımız bizi biraz rehavete itti. Ve şu anda, günün size istatistik rakamları vereyim, şu andaki rakam 14-15 bin civarında. Yani bu ayı saymıyoruz. Geçmiş ay itibariyle verdiğimiz ödül kitap sayısı 14-15 bin. Bugün bu kütüphaneye gelen okuyucularımızın daha yoğunluğu, okudukları kitapları ben size söyleyeyim. Cinayet ve vampir romanları, aşk romanları, polisiye romanlar,
ve belli bir yaşın üzerine çıktıktan sonra, 20 yaşın üzerine geçtikten sonra da kişisel gelişim kitapları. Siyaset okunmuyor, şiir okunmuyor, biyografi okunmuyor, tarih ve karikatür kitaplarına bakılmıyor. O yüzden biz kültürel seviyemizi artırmak için mutlaka mutlaka kitapların arasında girmek zorundayız. Niye? Çünkü kitaplar içerisinde bir farklı ve geniş bir dünya oluşturmak sanırım. Sadece hepimiz tek düzey bir sanki böyle Polonya'dan geçiriyormuş gibi bir hava var bende şu anda. Niye? Çünkü sadece ve sadece üniversite odaklanmış bir grup var. Ve ben şunun için bunu söylüyorum. Bu toplumdaki her doğan birey bizim çocuklarımız diye düşünüyorum. Yani sadece annesinin ve babasının değil. Herkes annesinin babasının çocuğu ama bu sokağa çıktığımız zaman kocaman bir devletin birer ferdi üyesiyiz. O yüzden bizim bu devlete, bu millete bir hizmet borcumuz var diye düşünüyorum. O yüzden kütüphaneye daha çok açıp, daha çok insanların daha farklı kitaplar okumasını temin etmek bizim görevimiz diye düşünüyorum.